Dersime hoş geldiniz değerli izleyenler. Angel Silva Polyküres hocaya ait dikdörtgen içerisine yerleştirilmiş eşkenar üçgeni kesen BR doğru parçasının üçgen içinde ve dışında oluşturduğu doğru parça uzunluklarından yararlanarak QR uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Aradığımız QR uzunluğuna x diyelim ya da 2x diyelim. Buraya ben 2x dedim çünkü benzerliğe girdiğimiz zaman kesirlerle uğraşmak istemiyorum. ABM üçgeni ile DCM üçgenleri eş üçgenlerdir. Dolayısıyla M noktası orta noktadır. Peki elimizde bir orta nokta var. O halde orta nokta ile biz orta taban oluşturabiliriz. Bunu benzerlik kurabilmek için yapıyoruz. Şu CR uzunluğuna 2 kat, devamına da M diyecek olursam AB uzunluğu 2 kat artı M olacaktır. Bu M orta noktasından CR'ye paralel çizecek olursam bu çizdiğim paralelin kırmızıyı kestiği noktaya da K diyecek olursam burada orta taban oluşmuştur artık. Ya da benzerlikten de bunu söyleyebiliriz. Şurada paralellik var biliyorsunuz. Dolayısıyla MK doğru parça uzunluğunu artık K birim olarak görebiliriz. Biz BR'yi 10 artı 2x biliyoruz. 10 artı 2x'in yarısını alacak olursak bu da 5 artı x yapacaktır. 5 artı x dediğimiz uzunluklar artık kare uzunluğu ile KB uzunluklarıdır. Peki buradan kare ve KB'nin 5 artı x olduğunu biliyoruz. KQ'yu yazmaya çalışırsak KQ uzunluğu şurada QR 2x olduğuna göre burası 5 eksi x olarak yazılmalıdır. Toplam 5 artı x olması için. Buradan da PK uzunluğu yazmak istersek burası da x eksi 1 olarak yazılmalıdır. Toplamda 5 artı x olması için. Peki kelebek benzerliği var burada. O benzerlikleri çizerek göstermek istiyorum direkt. Örneğin şurada yeşille çizdiğim üçgenler kelebek benzerliğinden dolayı benzerliğe sahipler. Burada işte kenarlar oranına gireceğiz. Kenarlar oranına çalışacağız. Bir de başka bir renkle örneğin ABP üçgeni ile şurada bir kelebek benzerliği var. Bunu da bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu üçgenlerin, yeşil ve mavi üçgenlerin benzerliğinden x'in değerini bulabiliriz. Bu cümleyi benzerlik sonuçlarını yazmaya çalışırsam mavi üçgenden şunu yazabiliriz. 2k artı m'nin k'ya oranı işte 6'nın da x eksi 1 oranı diye bir cümle kurabiliriz. Bunu mavi üçgenlerden kelebek benzerliğinden yazdık. Yeşil üçgenlerdeki benzerlikten de şunu yazabiliriz. M'nin k'ya oranı 2x'in de 5 eksi x oran diye bir cümle kurabiliriz. Bunları taraf tarafa toplarsak eğer sol tarafta 2 bilmeyen olduğundan dolayı bilmeyen sayısı artacaktır. Oysa kurduğum denklemlerden ikincisini eksi 1 ile çarptıktan sonra toplarsam m'ler gidecektir. Dolayısıyla sol tarafın toplamı artık k'lar da gideceğinden dolayı 2 olmuştur. Sağ taraftaki veriler toplamı ise 6 bölü x eksi 1 artı 2x bölü x eksi 5 olacaktır. Eksi 1 ile paydayı çarptım kolaylık olsun diye. Bu denklem çözüldüğünde artık 2x'in değeri 5 olarak gelecektir. Kurduğum kırmızı denklemi düzenleyip çözdüğümüz zaman 2x'in değeri 5 olarak gelecektir. Çünkü biz zaten 5 eksi x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Buradan x değeri de çözdüğümüz zaman işte 5'ten daha küçük olacaktır. Yani bu denklemin çözümünde x 2,5 gelmiştir. Ama bizden QR uzunluğu istendiği için biz QR'yi 5 birim olarak bulmuş oluruz. Burada basit bir benzerlik bağıntısını sizlerin kurmanızı sizden beklemişler. Sizlere başarılar.